Evet, bu videoda data mining'in, data science'ın, veri biliminin, veri madenciliğinin, makine öğrenmesinin en büyük problemlerinden birisi olan imbalanced dataset veya unbalanced dataset. Bakın, imbalanced veya unbalanced. Imbalanced isim hali, unbalanced fiil hali. Dataset veri kümesinden bahsedeceğiz. Dengesiz veri kümesi denilebilir. Verilerimiz arasında dengesiz bir dağılım varsa, ki bu genelde çok başımıza gelen şeylerden birisidir, nasıl davranabiliriz, neler yapılabilir, onlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Hatta Weka üzerinden örneklerle de problemi çözmeye çalışacağım. Şimdi imbalanced dataset nedir denildiği zaman, mesela bu daha çok, daha iyi anlaşılması açısından, elimizdeki örnek sayısının, bir kümeden örnek sayısının az olduğu durumlarda ortaya çıkıyor. En klasik örnekleri işte hastalık örnekleri. Mesela bir toplulukta nadir görülen bir hastalık var veya çoğu hastalık nadir görülüyor. İşte 100 kişiden 2 tanesinde görülen, dolayısıyla 1000 kişiden 20, 1 milyon kişiden işte 20 bin kişide görülen bir hastalıktan bahsediyorsanız şayet, o zaman elinizdeki örneklerin çok büyük bir kısmı sağlıklı, çok az bir kısmı hastalıklı demektir. Veya işte spam yakalayacaksınız, spam mailleri yakalayacaksınız, virüs yakalayacaksınız, bilgisayar virüsü yakalayacaksınız. Örnek alıyorsunuz sürekli, gelen maillerin çok büyük bir kısmı sağlıklı, normal, az bir kısmı spamse elinizde dengesiz dağılan veriler var. Bunun başka örneklerini de bulabiliriz ama sonuçta dengesizlik durumu veri kümeleri üzerinde yaşanan sıkıntılardan birisi. Nasıl çözülür? Şimdi burada birkaç tane yöntem var. Ben buradan iki tanesini de uygulamalı olarak göstereceğim ama öncelikle neler yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Birincisi, daha fazla veri toplamanız lazım. Yani şayet o az olan örnekten daha fazla veri toplayıp onun örnek oranını, elinizdeki oranını arttırabiliyorsanız bu size büyük bir avantaj sağlar. Çünkü veri daha gittikçe dengeli hale gelmeye başlıyor ve bizim için avantajlı bir durum. Performans metriklerini değiştirebilirsiniz. Klasik olarak bizim accuracy, recall gibi değerler veya işte confusion matrix'te baktığınız değerler ne kadar sınıfın doğru sınıflandırıldığına konsantre olur. Dolayısıyla elinizde çok dengesiz bir durum varsa, bu dengesizlik durumunda çoğu örneği, o mesela şöyle örnek üzerinden gösterelim. Böyle hayali şeyler anlatmak yerine hemen bir tane örnek açayım. Bir veri kümesi hazırlamıştım. Şöyle kendimi küçülteyim. Evet, küçücük oldum. Open file diyelim. Bir tane örnek veri kümesi olarak hastalıkla ilgili bir veri var elimde. Onu göstereceğim. Imbalanced datasetimiz. Şurada sick.arff. Bunu aratabilirsiniz de internette. Meşhur veri kümelerinden birisi. Burada değişik işte teşhisler var, tanılar var. Ben çok bilmiyorum bu işleri ama neticede şöyle bir durum var. Klasa geldiğimizde burada gördüğünüz üzere negatif ve hasta. Yani negatif demek o hastalığı taşımıyor demek. Hastalığı taşımayanların sayısı 3541, hasta olanlar 231. Dolayısıyla görüldüğü üzere aşırı bir dengesizlik durumu söz konusu. Şimdi bakın, normalde bir classifier algoritması, baseline belirlediğimiz classifier algoritmalar için 0R biliyorsunuz. Buna Kappa Statistics de diyoruz. 0R değeri aslında bütün verileri şu anda sağlıklı sınıflandırsa, hiç bakın hiçbir şeye bakmadan bir veri geldi, hasta mı sağlıklı mı bu adam dediklerinde, direkt sağlıklıdır dese, hiç hasta mıdır sağlıklı mıdır düşünmeden bile bunu dese, adam zaten burada %90'ın üstünde, %95'in üstünde bir başarı elde ediyor. Çünkü zaten oran öyle, negatif oranı çok yüksek. Şimdi dolayısıyla bu başarı oranının yüksek tutulduğu anlamına gelmekle birlikte bizim istediğimiz sonuç değil. Çünkü biz hastalıkları yakalamak istiyoruz. Yani sizin performans metriğiniz burada sınıflandırma algoritmasının ne kadar doğru sınıflandırdığı, kaç örneği doğru sınıflandırdıysa o zaman işiniz var. Çünkü zaten adam hiç bakmadan %99'lara yakın başarı elde ediyor. Bu da performans metriğini değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ama bunların dışında birazcık daha veriyle oynayarak yapabileceğimiz işler var. Pre-processing işlerimiz var, ön işleme işlerimiz var. Bunlardan iki tanesi çok basit anlaşılabilen ve kolay kullanılabilen şeyler. Ben bunların üzerine gideceğim. Bir tanesi resampling, yani verilerin tekrar örneklendirilmesi. Verilerimizin altında bu Weka'da random undersampling diye geçen örnek. Yani verilerimizin örnek alınma kısmını tekrar elden geçirmek ve dengeli bir şekilde verilerin örneğini almak. Mesela diyelim ki hastalıklı örnek elimizde 231 ise sağlıklıdan da 231 tane alıp eşit sayıya getirmek. Böylelikle sağlıklı ve hastalıklı arasındaki dengeyi tutabilecek şekilde makine öğrenme algoritmasına imkan tanıyoruz. Nasıl yapacağız? Hemen Weka açıkken buradan öncelikle bir şu haliyle sınıflandıralım. Bakın, 0R algoritması az önce bahsettiğim baseline algoritması, hepsini A sınıfı yaptı. Yani hiç bakmadı sisteme, kim hastalıkları, kim sağlıkları bakmadan hepsini A sınıfıdır bunlar dedi. Çünkü çoğunluk sınıfı orada ve gördüğünüz üzere bu algoritmanın bir başarısı var. Neymiş başarı oranı? %93. Demek ki %93.8
en aptal algoritma sınıflandırabiliyor. Bizim bir algoritmamız %93'ün altına düşüyorsa hiçbir şey yapmıyor demektir. Kötü bir şey yapıyor demektir. %93 bizim burada baseline'ımız, en sınır değerimiz, en alt sınırımız. Herhangi bir makine algoritmasında başarılı diyebilmemiz için bir defa bunu en azından geçmesi lazım. Lazy'nin altında IBK, KNN algoritması K eşittir 1 ve Euclidean Distance için çalıştırıyorum. Start dediğimde bakalım bu ne verecek. Bu da bir elimizdeki metrik olsun. Bundan sonrakilerde de bunu kullanırız. Bakın %96. Yani bu algoritmanın bize kazancı %3. Dolayısıyla biz KNN kullanarak burada daha iyi sınıflandırma yapıyoruz. Gerçekten de bakın 100 kaçtı az önceki örnekte? 231 örnekte işte 144 tanesini doğru sınıflandırmış. Hastalıklıların buluyor. Demek ki bir başarı var. Ama birazcık daha bununla oynayarak şöyle şeyler yapılabilir. Random undersampling'i kullanacağım. Şurada supervised'ın altında, instance'ın altında. Nerede bizim? Bakayım bir dakika. Attributes'un altında mı? Nereye koyduğumu bulmam gerekiyor. Nerede olduğunu bulmam gerekiyor. Galiba unsupervised'ın altında, instance'ın altında olabilir mi? Evet, az önce kullandım ama... spread subsample. Spread subsample'dan bahsediyorum. Pardon, buradaki ismini yanlış yazmışım galiba. Random undersampling değil. Spread subsample olacak. Onu düzeltiriz. Ve bunun anlamı veri kümesini istediğiniz dengede dağıtabiliyorsunuz. Şöyle ki bakın burada apply dediğiniz zaman, şöyle class'a geçtiğim zaman 3540'a 231 herhangi bir şey değiştirmedi. Ama şurada ister sayıyı kendim elle verebilirim, max count derim. Yani her örnekten maksimum 200'er tane al, maksimum 100'er tane al veya 231 var dolayısıyla 231 tane al diyebilirim. Böylelikle denge sağlayabilirim. Veya bilmiyorsam bu label'lar arasında eşitlik sağlayabilirim. Mesela distribution spread'ini 1 yaptığım zaman bu uniform distribution demektir. Yani iki örnekten de eşit miktarda al. Bilmiyorum kaç tane olduğunu. Burada gerçi görüyorum ama görmediğim bir örnek için de 1 diyerek geçebilirim. Dolayısıyla bunların eşit. Veya buraya 2 dersem bir örnek diğerinin iki misli olacak. Yani burada 231 varsa 436 tane, 432 tane, 462 tane olacak pardon. Şöyle okey deyip çalıştırayım, görelim. Class'a geçelim. Bakın 462, 231 iki misline izin verdi. Burayı 1 yapsaydım, tekrar yapabilirim. 1 yapsaydım, şöyle okey, apply diyeyim. Eşit miktarda iki sınıftan da dengeli olarak aldı. Şimdi %50'ye %50 veri dağıldığı için sınıflandırma algoritmamın aradaki farkı yakalama şansı artıyor. Tabii burada verinin büyük bir kısmını kaybediyorsunuz ve dolayısıyla veriden öğrenebileceğiniz çoğu şeyi kaybediyorsunuz. Bu spread subsampling birazcık dengeli bir şekilde bunu dağıtmaya çalışıyor. Örnekler üzerinde dengeli dağılımı korumaya çalışan bir algoritma, preprocessing örneği, ama neticede kaybettiğiniz bir şeyler olduğundan bahsetmekte fayda var. Şöyle tekrar IBK aynı algoritmayı start dediğimde yeni veri için bakın 198'e 233. Yani az önce mesela dağılım 144 tane hastalıklıyı doğru bulurken şimdi 198 tane hastalıklıyı doğru buluyor. Evet, şeyleri ne denir, sağlıklılarda oranı büyük ihtimalle düştü, sağlıklıları doğru bulma oranı, ama sizin de hedefiniz şayet hastalıklıları doğru bulmak, onu öğrenmekse burada başarı oranının arttığından söz edebiliriz. Bir de bir özellik daha var, o da sentetik veri üretmek. Şurada bahsettiğimiz sentetik olarak verinin üretilmesi durumu. Bunu da Weka'da Smooth denilen bir şey var. Onu yalnız normalde Weka'nın kurulumunda gelmiyor, default kurulumunda. Şurada Tools'tan Package Manager'a girerek bunu kurmanız gerekiyor. Burada Smooth olarak gelmesi lazım. Smooth olarak gelecek. KLMNOPRS. Şu. Bakın ismi zaten Smooth. Resamples a dataset by applying synthetic minority oversampling technique. Bu kelimelerin baş harfleri. Synthetic minority oversampling technique. Yani aslında yaptığı şey sentetik olarak o azınlık grubundan örnekleme yapmaya çalışıyor. Bunu tıklayıp install derseniz kurar. Ben de kurulu olduğu için tekrar kurmayacağım. Explorer'a girip tekrar örnek kümemi açayım. Open file'la datanın içinde seek.rff'yi bulacağım. Evet, şimdi burada dağılım dengesiz ama ben şunu yapabilirim. Filters'ın altında, supervised'ın altında, instance'ın altında smooth'u seçiyorum. Şimdi bunun da parametreleri var tabii. Burada da ayar yapabiliyorsunuz. Yapabileceğiniz şey hangi sınıf? Burada örnekleri sentetik olarak generate ederken yeni generate edilen, yeni üretilen örneklerin mantıklı örnekler olması için yakın komşularına bakarak bir sayı tahmini yapıyor. Yeni bir örnek üretilecek. Rastgele olarak üretilen bu örneğin nerelerde olacağı. Random seed'imiz var. Buna göre üretecek. Şöyle okey deyip çalıştırayım ben. Apply diyeyim. Şimdi bakın 231 tane olan örnek 462'ye çıktı. Bunun sebebi şurada 100 vermemiz. Yani bu örnekten %100 artış sağla.
Bunu söylüyoruz. Bakın şu an 462, 3500'e varmasına yaklaşık 9 misli falan desek. Şöyle yapacağım. Şurada 100'ü 900 yapıyorum. Veya 800 yapayım. Okey dedim. Bu %800 artış sağlayacak. Yani 462 örnek 3200 örneklere falan çıkacak. Apply dediğimde, şöyle geldiğimde, bakın demek ki yanlış çarpmışım. 4158 tane örnek oldu. Gördüğünüz üzere sentetik olarak veri sayınızı, az olan veri sayınızı arttırabiliyorsunuz. Ve dengeli bir noktaya ulaştırma şansı sağlıyor size. Bu verileri üretiyor. Hatta bu üretilen verileri ben başka yerde kullanacağım derseniz save deyip başka bir RFF dosyası olarak kaydedip sonra tekrar kullanma şansınız da var. Tekrar biz IBK'yi seçip KNN sınıflandırmasını kullanalım. IBK herhangi bir şey ellemeden start diyorum. Tabii veri kümesi arttığı için birazcık daha uzun sürecek hesaplaması. Evet, burada geldi. Bakın oran olarak bakarsanız, şimdi artık tabii şeyden bahsedemiyoruz, aynı sayılardan çünkü sayılar değişti. Ama oran olarak bakarsanız çok büyük ihtimalle o orijinal veri üzerinde yapılan sınıflandırmaya göre daha yüksek bir başarı oranını elde ettiğini, hastalıklı verileri bulmak için. Şöyle hesaplayacak olursak 4000 küsurda işte 3900, yaklaşık %90 üzerinde hastalıklı verileri doğru hesapladığını söyleyebiliriz. Bu da başka bir teknik. Yani şöyle özetleyecek olursak verilerinizi daha iyi toplamak, daha fazla az olan örnekten toplamak, performans metriklerini değiştirmek, resampling yapmak, yani örnek sayısını azaltarak, elinizdeki fazla olan örneği azaltarak dengeli hale getirmek, elinizde az olan veriyi arttırarak dengeli hale getirmek, algoritma değiştirmek, bazı algoritmalar imbalance datalardan etkilenmez, ona nasıl veri verirseniz verin çalışması daha başarılı olabilir, başarısı etkilenmez. Penalized modeller, costlar konulabilir. Meta cost örneğini RapidMiner'da yapmıştık. Yani bazı durumların cezalandırılması durumu. Bunun VECA'da örneği var, bunu da gösteririz. Bir de anomaly detection, outlier detection gibi durumlar var. Çünkü bu hastalıklı örnekler gerçekten, yani aslında burada anomaly detection veya outlier detection'da kastedilen şey şu, bakış açısını değiştirmek. Yani siz bir sınıflandırma problemi olarak ele aldığınız problemi acaba bir aykırılık yakalama, outlier detection, bir anormallik yakalama, anomaly detection haline çevirirseniz orada acaba bu örnekler, azınlık olan örnekler gerçekten bir aykırılık durum mudur, bir anormal durum mudur, bunu yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bazen anomaly detection algoritmaları sizin o hastalıklı durumları yakalamak için kullanışlı bir algoritma haline gelebilir. Sınıflandırma algoritması dışında farklı algoritmaları deneyebilirsiniz. Yani problem tanımı itibariyle bir sınıflandırma problemidir ama siz onu başka bir problem olarak düşündüğünüz zaman daha yüksek başarılar elde edebilirsiniz. Bir de buna bakmakta fayda var. Evet, çok basit bir örnek olan, çok basit kullanımı olan, bu listedeki belki en basit iki tanesini anlattım. Diğerlerini anlatan videolarda çekeceğim. Çekeriz. Başka şeylerde çektik. Mesela işte Cost'la ilgili RapidMiner'da videomuz var. VECA ile ilgili de çekeriz. Veya bu bahsettiğim yöntemleri elle de yapabilirsiniz. Aslında yaptığınız şey sonuçta veri kümesini azaltmaksa veri kümesinin içinden işte aynı sayıda örneği rastgele çekmek. Bunu birazcık daha zeki yapmak istiyorsanız distribution'a dikkat edebilirsiniz. Dağılımlarına dikkat edebilirsiniz. Veya sentetik olarak veriyi arttırmak istiyorsanız en basit yapacağınız şey elinizdeki veriden 10 tane kopyasını oluşturmak. Ama bunu da daha zeki bir şekilde, işte az önce bahsettiğimiz gibi en yakın komşulara bakarak yeni değerler atamak şeklinde yapabilirsiniz. Bunlar literatürde kullanılan imbalanced datalar için, dengesiz veriler için kullanılan yöntemler. Diğerlerini de deneyebilirsiniz. Özetle imbalanced data, dengesiz veri durumu budur. Herkese başarılar dilerim.